E-kitapta normal matbu kitaplara oranla telif hakları yönetimi aynı şekilde yürütülmektedir. Eserin maddi ve manevi hakları yazarına aittir. Yazarı çoğunlukla temsil eden maddi ve manevi haklarını, maddi haklarını, yayma haklarını, çoğaltma haklarını temsil eden bir yayın evi vardır. Ve yine bizim gibi bu yayın evlerinin temsil ettiği yazarların eserlerini alıp kendi mağazalarında, elektronik ortamda satan mağazalar vardır. Online mağazalar vardır. Telif hakkının diğer telif hakkı yönetimine, matbu kitaptaki telif hakkı yönetimine oranla çok önemli bir farkı yoktur. En başta yazarın onayıyla elektronik kitap satışa girebilmektedir. O onay yayıncı üzerinden bize ulaşmaktadır. Öte yandan telif hakkı ihlalleri açısından değerlendireceksek, yine matbu kitaplarda nasıl ihlal edilen telif haklar varsa, korsan vesaire, elektronik kitapta da ihlal edilen telif haklar olabilir. Elektronik kitapların da korsanlar olabilir. Ama sanılanın aksine, yani dışarıdan göründüğünün aksine, elektronik kitap pazarında korsan üretmek ve korsan satış yapmak matbu kitap pazarına göre çok daha zordur. Matbu kitapta korsan üreticileri ve korsan satış yapanlar merdiven altlarında, dükkanlarda vesaire bu satışı yapabilirler. Ama dijital ortamlarda satış çoğunlukla kredi kartı üzerinden yürüdüğü için yasa dışı bir satış mümkün değildir dijital ortamda. Dolayısıyla dijital ortamda korsanın tek motivasyonu gönüllü kişilerdir. Gönüllü kişiler, yani ticari bir cirosu, büyüklüğü olmayan, sadece gönüllü kişilerin yürüttüğü internetteki korsan faaliyetleri de halihazırda dünyada mevcut elektronik kitap pazarında elektronik kitaba önemli ölçüde zarar verebilecek büyüklükte ve nitelikte değildir zaten.